Hocam. Açma. Hastalıkla ilişkili olan farklılıklar yeni ilaçla ortadan kaldırılıyor. Yani çok yapılan çalışmalar bu aslında. Mevcut ilacımız, bahsettiğimiz ilacımız bu süreleri normale döndürüyor. Normale döndürdükten sonra diğer laboratuvarda göstermiş olduğumuz gibi hayvanların, deneklerin diyelim hastalıklarını ortadan kaldırıyor. Oluşmuş olan depresyonuna fayda ediyor veya Parkinson ve Alzheimer'da oluşmuş olan oluşturulmuş modelleri geriye döndürme noktasında çok etkili. Ve bunun derin araştırmasını bu in vivo voltometri laboratuvarında yapabiliyoruz. Burada glutamatın ortadan uzaklaştırılıyor. Yürüyor. Bizim bahsettiğimiz ilacımızda glutamat dediğimiz bir maddenin yükselmesinden bahsediyoruz. Ve bunu ortadan kaldıran bir ilacımız var. Bu yükselmeler de Alzheimer Parkinson'un başlangıcında çok önemli. Esas olumsuz etkiyi başlatan bunlar ve bunları ortadan kaldıran. Yani ilk başlarda çok etkili olması muhtemel bir ilaçtan bahsediyoruz. Yabancı diller meselesi yok. Geriden çekseniz olur mu sevgili arkadaşlar? Evet. Çalışmalarımızın yapıldığı laboratuvar, hayvan davranış laboratuvarı. Burada Alzheimer, Parkinson, depresyon, kronik ağrı, hepatik ensefalopati gibi tüm bu daha önce bahsettiğimiz glutamatla ilişkili olan hastalıkların oluşturulması ve ondan sonra oluşturduktan sonra testlerinin yapıldığı bir laboratuvar. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi hayvanda bir model oluşturulduktan sonra buradaki tüm ekipmanlar hayvanda modelin oluştuğunu konfirme etmek için, kesinleştirmek için ortaya konuyor. Oluşmamışsa tekrarlanıyor deney modelleri. Burada oluşturulan çalışmalar sonrası, modeller sonrası değerli konuklar, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi devletimiz yüksek katma değerli tüm ihracatının artırılması yönünde özellikle ilaç sektöründe küresel pazardaki rakabet gücünü ve ülkemizin değer zincirinde daha üst konuma taşıma hedefini 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına dahil etmiştir. Bu hedefe ulaşmak için üniversitemiz üzerine düşen vazifeleri yerine getirmeye yoğun bir çalışmayla devam etmektedir. İlaç üretim sürecinin ilk aşamalarından biri olan etken madde sentezleri yurt dışında yapılmaktadır ve yine yurt dışı kimyasalların temininde de bir takım aksamalar meydana gelmekte. Dolayısıyla üretimde gecikmeler yaşanmaktadır. Araştırma ekibimiz tarafından Türkiye'nin ilk bitkisel kaynaklı olmayan orijinal molekülü keşfedilmiş, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği ispatlanmış, 2019 yılında Japonya'dan ve bu ay içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nden uluslararası patent alınmıştır. Tıp fakültemiz, fen fakültemiz ve veteriner fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen çok sayıda çalışma ve deney sonucu ortaya çıkan ürünün glutamat, nörotransmitterin yüksek olduğu beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır. Değerli basın mensupları, yani hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün Parkinson, Alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerinde de değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Tabii çok eski, uzun yıllardan beri devam eden ekip arkadaşlarımızla ve bölümde çok uzun yıllardır devam eden, belki 2003 yılından itibaren devam eden çalışmalar var. Fakat özellikle patent yasasının da değişmesinden sonra Atatürk Üniversitesi bu konuda bir
öncülük yaptı diyebiliriz. Atatürk Üniversitesi'nin araştırmalarının diğer üniversite araştırıcılarından bir farkı var. Buradaki araştırmacılar bulmuş oldukları patentlerin %95'ini tekrar kendilerine dönüşünü sağlıyor Atatürk Üniversitesi. Dolayısıyla buradaki araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaların dönüş potansiyeli çok daha yüksek. Patent yasasındaki değişiklikler sonrasında Atatürk Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu girişim önemli. Bizim çalışmalarımız nörotransmitterlerle ilişkili. Beyinde bu çok kısaca, çok özet olarak anlatırsak konunun anlaşılması için. Beyin hücreleri arasında iletimi sağlayan bazı 5-6 tane önemli madde var. Bu maddelerin düzeylerin yükselmesi veya azalması hastalıklarla ilişkili. Örnek, dopamin seviyesi, dopamin var bildiğimiz. Bunun düştüğü zaman Parkinson, yükseldiği zaman şizofreni ile ilişkili. Bir örnek daha, serotonin maddesinin düşmesi depresyonla ilişkili. Dolayısıyla bu maddelerden yine çok önemlisi glutamat. Bu maddenin yükselmesi Parkinson ve Alzheimer'ın erken dönemlerinde mevcut beyin hücrelerinin ölümüne yol açıyor. Ayrıca felcin en önemli etki oluşturan maddesi olarak biliniyor. ALS dediğimiz hastalık ve depresyonda önemli fonksiyonu var. Ve buna yönelik herhangi bir dünya üzerinde bir ilaç mevcut değil. Yani bunu ortamdan yükselen düzeyinin, bu hastalıklarda yükselen düzeyinin aşağıya çekecek herhangi bir madde söz konusu değil. Bizim ilacımız bu maddenin düzeyini aşağıya çekiyor. Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Bölümünün altyapısında Türkiye'de olmayan imru voltametri sistemi var. Bu sistemle yapılan çalışmalar normalde Parkinson ve Alzheimer'lı deneklerde 6 saniye 7 saniye civarında olan glutamatın uzaklaştırma sürelerini en az 2 kat hızlandırıyor ve normale çekiyor. Normali 3 saniye. Bu seviyelere çeken bir ilaçtan bahsediyoruz. Bir ilacın keşfinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ikinci yönüyle Türkiye'nin hedeflerine şekilde hizmet ediyor. Ülkemiz uzun yıllardır dengelemeye çalışıyor ithalat ihracat dengesini. Fakat gelinen son nokta, orijinal ürün olmadan biz bu dengeyi sağlayamayacağız. Yani siz etken maddeyi dışarıdan getirerek yapamazsınız. Dolayısıyla şöyle söyleyelim özet olarak. Bu bizim ürünümüz, bu üretilen ürün Atatürk Üniversitesi'nde üretildi. Erzurum'da, Türkiye'de yani. Üretilen ilk milli ilaç ve bir hastalığın, birkaç hastalığın çözümünde fayda oluşturuyor. Bundan sonraki aşamalar, klinik çalışmaların tamamlanması ve piyasaya sunulması. Şu anda patent hakları, Japonya'dan patent alınmış durumda, uluslararası patentler alınmış durumda. Hızlı şekilde hareket edilip bunun değerlendirilmesi. Bir isim var. İlaçın, evet, bir isim, ilaça bir isim verecek miyiz Samet Bey? Bizim kendi aramızda düşündüğümüz bir ismimiz var. Daha önce patent başvurusunu da bu şekilde yapmıştık. Bir bak, onaylanmasından sonra şu onu söyleyeceğiz. Bilgisayar kaynaklı olmayan orijinal molekülü keşfedilmiş.